Merhabalar, ben Köfte İstrahtı ve Köfte Firma Craft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve gene meşhur gıcıklarım da baş göstermeye başladı. Yay. Ve bu üçünden ikisinden de kapır üretiliyor. 10 tane koyuyorum bunlardan. Beraberinde yapmam gereken en önemli bir şey daha var. Ve yağmur cidden sinir bozuyor. Evet. Sen de miydi? Hayır değildi. Sen de miydi? Hayır değildi. Sen de miydi? Hayır yine değildi. Tamam, sen deymiş. Evet. Şimdi... Evet. Bunu yapacağız. Tekrar bir bakalım. Tamamdır. Evet. Testlerim oldu. Bir tane de pickaxe yapalım. Bir tane de chisel. Evet. Ve müzik sesini azıcık kıssam güzel olabilir. Ve torçları da tekrar yaksam. Hayır, oraya girme. Yaramaz köpek. Evet. Şimdi benim strollerim nerede? Tamam, burada. Biraz da odun alalım. Süper. Ve şunları yerleştirmeye başlayalım. Tabii sıkıntı yağmurda yağar mı onu bilemiyorum. Öğreneceğiz. Evet, yağmur da yağmıyor. O zaman ne yapalım? Evet, yağmur durmadığına göre... Evet. Mecburen... Biraz daha absürt bir yol deneyeceğiz. Ve evin içinde pişireceğiz. Pek sağlıklı değil ama... Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ayrıca sen biraz git, sen gel. Ve siz yerleşin. Denk gele gele fırtınalı güne denk geldik. Arkadan da çok güzel yardırıyor fırtınamız. Strollar buradaymış zaten. Tamamdır. Sonrasında da odun var. Ve Firestarter. Tamamdır. Enderman. Bu arada bayağı bir yemek buldum gördüğünüz gibi. Ve bunlar kaybolmadan... Evet, yağmur altında torçların uzun süre yanmadığını öğrendim. Sönüyorlarmış. Seraphim'in kartını da bu kadar gerçekçisin. Lanet olsun sana.
Evet ve bekleyeceğiz. Köpeklerimiz içeri girsin. Ya da dışarıda dur. Dursunlar, içeride mi dursunlar? Tamam, 4. Tamamdır ve bu şekilde bekleyeceğiz. Köpeklerden biri baga girdi tabii. Heh, tamam, kurtuldu. Evet. Biz bunu bekliyoruz sadece. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Yangın çıkmasını önlemek dışında. Clay. Evet. Sen tekrar blok olamıyor musun? Evet, olamıyormuş. Ve sanırım bir uç clay'imizi kasara yok ettim. Ne güzel. Yay. Ve yıldırım çakmış. Evet. Güzel şeyler olduğu söylenemez dışarıda. Bayağı. Bakalım mevsimimiz ne? Early summer. Evet, yaz yağmuruymuş meğersem bu. Sözde. Yerseniz. Evet, şimdi neden? Şimdi ilk önce hangi aleti yapmak istiyorum? Testere. Neden testere diye soracak olursanız eğer, istediğim ilk şey kesinlikle ama kesinlikle... Bilmiyorum. Oradan uzak dur. İstediğim ilk şey bir ev. Buradan kurtulmak istiyorum. Kendime güzel, şirin bir ev yapmak istiyorum. Bence gayet makul bir steak ve soğan sevmem ama. Pardon, sarımsak. İnventörü boşalsın. Boşalamadı. Hala biraz duruyor. O esnada ben de şunların temizlemesini yapayım. Evet. Sanırım bu kadar yeter. Ve şunların nasıl işleneceğini buldum. Onu da göstereceğim. Aslında bayağı basit bir olaymış da ben dikkat edememişim. Dışarıda güzel güzel zombilerimiz de var. O zaman ben bunu olduğunda geliyorum. Evet arkadaşlar, bunu evde denemeyin. Kısacası köftenin dediğini yapama, yaptığını yapma. O halde biz şöyle bakmaya devam ediyoruz. Neden? Ha, yaratık varmış. Şurası yana dursun. Biz de onu bekleyeceğiz. Ve bunları yere atmıştım. Unutmadan şunu bir ekmek istiyorum şuraya. Ha yok, bunu yeni eve geçtiğimizde ekeceğim. Ve tamamdır. Ve şu pumpkinler önemli bir nokta. Çünkü bunları jack-o'-lantern'e çevirebiliyorsunuz. Ve bu cidden işinize yarayacak bir şey. Neden işinize yarayacak diye soracak olursanız, torçların aksine sönmüyorlar. Kısacası uzun vadeli ışıklandırma için bunu kullanacaksınız. Bakalım. Işıklandırma için bir şey var mı? Başka yok sanırsam. Evet, torch ya da jack-o'-lantern. Ama pumpkinleri üretemiyorsunuz. Yani pumpkinleri bulacaksınız illa. Başka hiçbir çıkar yolunuz yok.
Ya bulunacak ya da bulunacak. Evet, biraz dayatma oldu ama olay böyle. Neyse, ben beklemeye geri koyuluyorum. Evet ve geri geldim. Testere bu. Bunu alıyoruz ve bunu içine koyuyoruz. Karşılığında bize bir adet. Testere kafası. Evet. Ve bu testere kafasını bu şekilde loglara çeviriyoruz. Ve kendimize ilk iş bir crafting table yapıyoruz. Huh. Bu arada crafting table'lar hakkında bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ancak. Ha, bir tane böyle bir ağacım kalmış. White elm kalmış. Gördüğünüz gibi crafting table'lar burada yer alıyor. Ve kendinize artık chest yapmanın zamanı geldi. Phew. Evet, şimdilik her şeyi buraya depolayalım. Yani dolu vessel'ları bile içine koyabiliyoruz. Evet, bizim inventory bazında bayağı bir rahatlattı şu an. Evet. En geri kalanında plank yapacağım. Çünkü neden? Çünkü ev yapmak istiyorum. O yüzden bayağı bir pine ağı toplamam lazım. Evi nerede yapacaksın diye soracak olursanız yer kafamda belli. White elm istemiyorum. Pine istiyorum. Aslında white elm de güzel olabilir. Hikori de güzel olur. Evet. White elm o kadar güzel olmaz ama hikori güzel olur. O zaman size yeri göstereyim. Şuralarda bir tatlı su birikintisi vardı. Sanırım yok bu değil. Yok, orası tatlı su değilmiş. O zaman bir tatlı su birikintisi bulup onun yanına koyacağım. Çünkü tatlı su burada ciddi anlamda önemli. Sanırım şurası olabilir. Tabi orası da çok vadili. Sanırsam şuraya yapacağım. Evet. Böyle bir uğraştırıcı süreç. Ama artık baltamız var. Ve baltamız bizim için her şeyi kolaylaştıracak. Evet. Sen nesin? Pine. Pine mi olsun, hikori mi? Onu düşünüyorum genel olarak. Hikori. Ya da pine. Neyse, ben bölüm arası karar veririm bir ara. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler. İyi eğlenceler.